Evet, merhaba, günaydın öncelikle herkese. Her ne kadar orada kurumum Sakarya Üniversitesi yatsa da bir kurum değişikliği söz konusu. Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi'nde doktor öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Daha uygulamalara dönük sunumları geçmeden önce daha çok siyaset teorisi, siyaset felsefesi çalıştığım için diaspora kavramına, yani diasporaya daha kavramsal bir bakıştan kısaca bahsetmeye çalışacağım burada. Özellikle Fransız düşünür Gilles Deleuze'ün oluş kavramı bağlamında diasporayı anlama ve anlamlandırma çabasının çıktılarına, bu aynı zamanda bir tür akıl yürütme, sonraki çalışmalar içinde bir tür olası sorular silsilesi olarak karşımıza çıkmakta. Deleuze'de oluş aslında oluş kavramı olmaktan farklı olarak özellikle vurgulanan bir kavram. Bir şey için olduğu ya da olmak fiilini kullandığımızda onun artık sabitlendiğini, gelişimini, evrimini tamamlayıp olabildiğince stabil hale geldiğini ifade ediyoruz aslında. Ama oluş, yani being yerine becoming'i kullandığımızda sürekli değişen, dönüşen, dinamik bir kavramdan bahsediyoruz. Sunumun akışında da önce bu oluşa kısaca değinmeye çalışacağım. Sonrasında aslında Deleuze'in bunu anlatmak için biraz karmaşık kavramlar silsilesi var oluşu netleştirmek için. Onları olabildiğince anlaşılır bir şekilde geçmeye çalışacağım ve daha sonra Deleuze'den yola çıkan teknolojiyi ve ağları önemseyen bir yeni materyalizm diye bir oluşum var. Artık söylemin, işte Foucault'cu söylemin çok fazla yayılmasına eleştiren, bizim bir de gerçekliğimiz vardı, her şey söylemse, madde, gerçeklik nereye gitti gibi soruları yeniden gündeme getiren bir akış söz konusu. Bu da Deleuze'in oluş kavramını oldukça geliştiren bir kavram, bir akım diyebiliriz. Ve eğer bu kavramlar setine, bu oluş kavramına, diasporayı entegre edersek bize ne gibi şeyler ifade ediyor? Buna bakmaya çalışacağım. Ama asıl vurgu teknoloji, ağlar ve akışkanlık üzerine olacak. Öncelikle belirttiğimiz gibi Deleuze'de oluşun sürekli akış, değişim, hiçbir şey aynı değil. Aslında aynı gibi gözükse de hiçbir şey o anlık şeyi yenileyemez. Bir akış söz konusu. Bir şeyler tekrarlanabilir ama asla yeniden yaşanamaz. Örneğin bir festival örneğini veriyor. Atım Kartepe Zirvesi de her yıl yeniden yapılıyor ama katılımcılar, dinleyiciler, konular, konseptler her seferinde farklı. Aslında kurumsal gibi gözüken şeylerin bile içeriği sürekli değişmekte. Bize bu vurguda bulunuyor ve sürekli bir hareket söz konusu. Teknolojik ulaşım araçlarının gelişmesiyle de sürekli bir göçebelik durumu söz konusu. Tüm kavramlar, kapitalizmde maddeler, para, finans, sürekli her şey bir akış, bir hareket halinde. Mesela arı ve orkide çiçeğinin arı bir çiçeğe konuyor, oradan kalkıp başka bir çiçeğe konduğunda bile işte polenleri değiştiriyor. Artık o çiçekle konduğu çiçek arasının birleşiminden yepyeni bir çiçek ortaya geliyor. Yani melezlik söz konusu, kültürler, kavramlar, her şey karşılaşarak aslında her seferinde yeni, farklı bir şeye sebep oluyor demek istiyor. Ve insanlar böyle kodlar, belirgin sınırlar içinde kalmaktansa sürekli onlardan kaçışın peşinde gibi bir argümanı var. Ama Deleuze'de bir de önemli olan iktidarı, gücü, siyaset teorisinde, siyaset felsefesinde hep olumsuz iktidar kurma baskı, ya da bir güç hiyerarşisi, işte alt sınıf, üst sınıf gibi ayrımlara aksine Deleuze bunun aslında yaratıcı, insanların dünyayı ya da bazı şeyleri değiştirme istencine, gücüne, arzusuna dönüşebileceğini, yani iktidarı daha pozitif bir şekilde de artık tanımlayabilmemizin mümkün olduğunu söylüyor. Ve ağaç, orman düşüncesine karşı, yani aslında bir ağaç, kök, sabitlik, bu da değişimi ve oluşumu vurgulayan bir örneği, bir metaforu. Artık sabit bir ağaç, kök salmadan ziyade bu denizlerdeki yosunlar örneğini veriyor. Yani artık böyle çok kök salmış şeyler değil de sürekli denizde dalgalarla hareket eden köksüz yapılar söz konusu diyor günümüzde.
ve bunu molar ve moleküler olarak açıklıyor. Yani aslında Delius fiziki bilimlerden, biyolojiden çok kavramları metafor olarak kullanıp iktidar ilişkilerini açıklamak için kullanıyor. Bir yerde diyor bir molarlık, bir bütünlük, bir homojenlik kurmaya çalıştığınız an, insanları buna zorladığınız an insanlar da bunun kaçışını bulur diyor. Firar çizgileri oluşur diyor. Ve aslında olan diyor birbirinden bağımsız moleküler hareketlerdir diyor. Yani tek tipleştirmeye ve homojenliğe bir şeyi zorladığınız an o kendi kaçışını yaratır diyor. Mesela lonca sistemi de bir zamanlar üretime için yeterli altyapıyı sağlayamadı. Ve böylece bir firar çizgisi buldu. Bu da kapitalizme yol açtı gibi. Ama her yenileniş de o anlık bir yeniden örgütleniş ortaya çıkarıyor. Ve artık birlikten yerine bir aradalıklardan bahsedebiliriz artık diyor. Yani tek bir bütüncül şeyler yerine bazı şeylerin anlık bir araya gelişlerinden bahsedebiliriz diyor. Aslında bu firar çizgilerinden çıkan, o tek tipleşmeye karşı duran şeyleri de azınlık oluş, göçebelik ya da işte kendi kodlarını, mevcut yapının kodlarını açma olarak tanımlıyor. Şimdi tüm bu hikaye bize ne sunuyor olabilir diye baktığımızda, eğer her şey değişiyorsa, büyük yapılar ve kurumsallaşmalardan bahsedemiyorsak, öncelikle demek ki mikropolitika, yani çok genellemelere varmadan mevcut durumun incelenmesinden bahsediyoruz. Ve hep küçük topluluklar, ülke, uluslararası örgütler, bunlar arasındaki geçişleri daha kolayca ele alabiliriz diyoruz. Yeni materyalizm de bu kaygıdan yola çıkıyor. Aslında bir materyalizm değil, sadece söylemle materyal olanın dengesini yeniden kurma. Ve burada önemli olan, oluşa destek olan ağlar, işte teknoloji, internet, sürekli bir üye olma, üyelikten çıkma, insanların uzak mesafelerde birbirini bulması ve sürekli bir sanal alemde de bir akış söz konusu olduğunu bu politikadan hareketle ön plana çıkarıyorlar. Şimdi tüm bu resmi ya da diasporayı bu resmin üzerine oturtursak bize neler söyleyebilir? Öncelikle eğer burada söylediğimiz birlikler, bir aradalıklar lazımsa, diaspora imkansız bir hale de gelebilir. Artık diasporalardan bahsedemeyeceğimizi söyleyen teorisyenler de söz konusu. Tabii şurada kısaca diaspora derken aslında hep göçle ve sürgünle pek çok kavramla da karıştırılan bir kavram. Yani kısaca göç bir oluş ama bir hareket ve bu hareketin sonucundaki yerleşmede artık diasporadan bahsediyoruz. Ya da bir bilinç ve kimlik algısı oluşmaya başlamışsa, bir kurumsallaşma başlamışsa daha çok göç politikaları yerine diaspora politikalarından bahsediyoruz. Ama birlikler yerine de diaspora, yani diasporayı birlikler olarak da tanımlayabiliriz. Birlikler yerine bir aradalıklar. Böylece daha detaya bakabiliriz. Özellikle mesela bir arada gibi gözüken ya da birlik gibi gözüken şeyler içinde de çatışmalar var mı? Din, kültür ya da cinsiyet de diaspora olarak tanımladığımız gruplar içinde farklılıklar oluşturuyor mu? Kimileri de artık oluşun imkansız olduğunu, çünkü insanların hep sabitlenmek isteyeceği argümanı da karşımıza çıkabilir. Belki diaspora imkansız yerine oluş, sürekli akış imkansız diyecek insanlar da olabilir. Ama asıl burada göçebeliği kullanırsak diaspora kavramının kendisi de göçebe. Yani artık biz diasporayı, yani diaspora orijinal olarak Yahudi göçünü anlatıyor. Avrupa'ya ya da pek çok şeye kıtaya yayılan Yahudiler. Ama biz sürekli bunu daha sonra kendi deneyimleri için atıyorum Mısırlılar alıyor ya da işte Sibirya'dakiler alıyor ve diaspora her seferinde artık dini sürgün anlamından çıkıp pek çok deneyimle birlikte aslında diasporada arının çiçekten çiçeğe konması gibi her çiçekteki deneyimin de bir başka diasporaya dönüşüyor. Diaspora molar bir yapımı aslında ötekileştirmeye karşı bir firar çizgisi de olabilir. Eğer bir topluluk asimile etmeye çalışıyorsa kendileri bir azınlık oluş olarak o yapıdan kaçmaya da çalışabilirler. Ve diasporalar aslında melezlikten bahsediyoruz. Çünkü mesela Almanya'daki Türkler için de artık oradaki milliyetçilikle Türkiye'deki milliyetçilik birbirinden farklı. Oradaki kültürle buradaki farklı.
Dolayısıyla aslında diasporalar doğaları gereği melezliği de getiriyorlar. Ve burada Deleuze'ün iktidarı yaratıcı olarak kullanmasından yola çıkabilerek de farklılıkların aslında yaratıcı olabileceği, hocamın hep verdiği örnek, Alman futbol takımında Türklerin işte orta sahada daha çok oynamaları. Çünkü orta sahayı karşılayacak Almanya'da futbolcu yok. Aslında bu bir farklılığın yaratıcı olarak yeniden kullanımı, onu dışarıda bırakmak yerine oyuna entegre edip yaratıcılığını göstermesine fırsat verme olarak kullanılabilir. Burada şu önemli, insanlar dağılsalar da, pek çok farklı kıtalarda sürekli hareket etseler de, günümüzde çok fazla diaspora ağlarının kurulduğunu görüyoruz. Bu konuda eğitimler veren uzmanlıklar var. Ve herkes, Türkler mesela diyelim, o ağa üye olup diğer Türklerle, dünyanın bir ucundaki Türklerle o farklılık, başka da ülke yaşayış deneyimlerini paylaşmak istiyor. Bunu daha çok siyahilerde görüyoruz. Teknolojinin böyle bir imkanı var ama bu da bizi şunu gösteriyor. Burada şu soruyu sorabiliriz belki. Sürekli akışkanlıktan bahsettik. Acaba bu teknoloji de akışkanlığın firar çizgisi olabilir mi? Yani insanlar artık çok akışkan, sürekli değişen şeyler yerine biraz da sabitlenmek, kendilerini başkalarıyla aynı şekilde tanımlamak mı istiyorlar? Dolayısıyla özellikle bu diaspora ağlarını bir şekilde hem akış yerine, yani insanlar akarken, sürekli yer değiştirirken aynı zamanda online olarak bir yere de tutunuyor, bir yerde kendi kimliklerini sabitlemiş oluyorlar. Dolayısıyla belki Deleuze'ü tersten okuyarak böyle bir sonuca da varabiliriz. Dolayısıyla bu da bizi, tabii çok daha farklı çalışmaların konusu olabilecek, hala birlikler var mı, bir aradalıklar nasıl örgütlenebilir sorusuna götürüyor. Ben kavramsal bir şekilde daha dinamik bir kavram oluşuna bakmaya, bunda da Deleuze'den yardım almaya çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Kavramlar dünyasından kopmadan bir şeyi anlamaya çalışırsak, belki hem pratikle kavram arasında bağlantı kurabilirsek çok daha doğru sonuçlara ulaşacağız. Benim öğrendiğim ne mesela, çok hemen birkaç şey söyleyeyim, çok dikkatimi çekti. Evet, geleneksel dünya rutinlerin dünyasıydı. Modern dünya gerçekten rutinden kaçışın dünyası, merakın dünyası. Aslında yani biz şimdilerde hep göçü işte bir şekilde zorunluluklara bağlıyoruz ama işte savaş ya da başka şey falan, ama aslında hiç bunlar olmasa, hiçbir şekilde bir zorunluluk söz konusu olmasa da bu merak, bu bir şekilde rutinden kaçış çizgisi, aslında bu diasporanın devam edeceğini, bir şekilde de var olacağını, hatta mesela diasporayı genelde hep böyle şey anlıyoruz, işte bir köklere dönüş gibi anlıyoruz veya köklerin özlemi gibi anlıyoruz ama aslında bir köksüzlük, bir köksüzlükte varlık yani bir taraftan da. Yani ki ben aslında Elif'ten öğrendiklerimi tekrar ediyorum, onu söyleyeyim. Yani işte bir taraftan da fikirlenmeden bir kaçış noktası, bir firar noktası aslında. Yani bir nevi aslında kimlik oluşmaya sonraki aşaması aslında diaspora. Bize sunacak. Mekan derken biz Soner'le konuştuk. Aslında mekan hep Batı dillerinde mekan, muhit daha çok. Aslında muhit daha iyi karşılıyor. Muhitin rolü aslında. Buyurun. Onu da verirsek çok güzel olacak. Biraz daha uzun planlamıştık ama şöyle yapalım. Diaspora kavramını zaten Elif Hocam bize gayet güzel açıkladığı için belki orayı biraz hızlı atlarız. Sunumda yer alan verileri almak isteyen olursa bana mail atarlar. Ben de sunumu onlara gönderebilirim. O zaman öyle yapalım. Bazı kısımları hızlı geçeriz. Türk diasporasını tırnak içinde almamızın aslında önemli bir sebebi var. Gözüktüğü üzere diaspora kavramı çok çelişik bir kavram. Yani biz burada hani diaspora kavramını nasıl ele alıyoruz? Aslında bu Batı literatürü 2000'lere kadar diasporayı belli niteliklere bağlıyorlar. Burada altı nitelik ön plana çıkıyor.
Gördüğümüz nitelikler arasında en önemlisi zorunlu göç olması ve kendi yakın ülkenize göç etmemeniz. Yani Suriyelilerin Türkiye'ye gelmesi onların diaspora oluşturmasını engelliyor gibi görüyorlar. Aynı şekilde kuşaklar arası geçiş olacak ve kolektif bir kimliğe sahip olacaklar. Ve bu kimliklerini birkaç nesil koruyacaklar. Ayrıca ev sahibi ülkeler ya da menşe ülkeden de otonom bir kimliğe sahip olmaları gerekiyor. Tabii bu kavramı, bu dar anlamında ele aldığımız zaman aslında diaspora kavramını bilindiği üzere Yahudileri, Ermenileri ve sadece Yunanları kapsıyor. Ama dünyada tabii ki daha fazla göç eden etnik gruplar olduğu için mecburen hala bu geleneksel kavramı devam ettirenler daha geniş bir diaspora kavramı yaparak buna girişimcilik ve dini de katıyorlar. Aynı zamanda bir ülkenin egemenliği altına girmek, oradan kaçmak, işte İsrail işgali altındaki Filistinler gibi ya da Çin'deki Tibetliler gibi ya da siyahiler, Afro-Amerikalılar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki geniş diaspora kavramına hitap ediyor. Ancak bu da günümüzde yeterli değil. O yüzden modern diaspora kavramı diye bir şey ortaya çıktı. Bu aslında kendi anavatan ülkelerinden herhangi bir sebeple, yani ister ekonomik olsun, ister zorunlu göç olsun, başka ülkeye giden ama hala da düşünsel, duygusal ve kültürel olarak anavatanlarıyla özlem içinde olan kişileri kastediyoruz. Artık bütün herkesi diaspora olarak nitelendirilebiliyor. Yani Almanya'dakiler Türk diasporası oluyor, işte İtalyan diasporası oluyor vesaire. Ancak geleneksel çizgi izleyenler hala daha diaspora kavramını onlara atfetmeyi doğru bulmuyor. Çünkü diasporanın içerisindeki trajediyi boşalttığını söylüyorlar ve o yüzden ulus ötesi ya da ulus aşırı topluluk olarak tanımlıyorlar. Bunları da işte hani göçün kısa zaman önce gerçekleşmiş olması, ekonomik sebepler, bağın kopmaması gibi niteliklerle sınırlandırıyorlar. Ama bu tanımlamaların hepsi bildiğiniz üzere biraz kendi yaptığınız tanımlamalardır. Siz eğer Almanya'daki Türkleri diaspora olarak tanımlamadığınız zaman belli bir hiyerarşiyi, soyutlanmış bir hiyerarşiyi ön plana çıkartıyorsunuz demektir. Bu da piramitsel göstermeye çalıştım. Hani diaspora kavramını en üste koyuyorsunuz. Onun altında ulus ötesi topluluk oluyor. Daha sonra profesyonel göçmenler, en altında ise sığınmacılar ve mülteciler. Şimdi bizim yerli literatürümüzde de sosyolog hocalarımız genellikle iki kavramı da kullanmıyorlar. Daha çok siyasi alanda Türk diasporası kavramı kullanılıyor. Sosyolog hocalarımız ise ulus ötesi topluluk kavramını çok haz etmiyorlar anladığım kadarıyla. Daha çok Almanyalı Türkler, Almanya'daki Türk kurumları gibi çalışmalarla bunu geçiştirmeye çalışıyorlar. Ancak burada bir akademik tartışmaya ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum. Çünkü siz kendinizi diaspora olarak tanımlayamadığınız zaman diasporanın elde ettiği haklara da sahip olamıyorsunuz. Peki bunu mekana nasıl bağlayacaksınız derseniz, mesela diasporadaysanız kendi kimliğinizi inşa etmek üzere mekanlar açmak, o mekanlara sahip olmak ve sürekliliğini sağlama hakkında daha çabuk elde ediyorsunuz. Çünkü mekanlar kimliğin inşasında işlevsel bir role sahipler. Yani sadece bu mekanları coğrafi anlamda anlamayın. İnsanlar o mekanlara sosyalleşmek bağlamında geliyorlar ama geldikleri zaman kendi dinsel ya da kültürel arka planlarını da beraberinde getirip o mekanlarda ya aynı özdeşlerle bir araya geliyorlar ve bu özdeşleşme üzerinden kimliklerini inşa ediyorlar, oluşturuyorlar ya da gitmedikleri mekanlar üzerinden de ötekini inşa ediyorlar. Bu mekanlar tabii kendi evimiz olabileceği gibi daha çok kamusal alanlardır. İbadethaneler de olabilir, kütüphaneler olabilir. Hatta medya ya da her zaman gittiğiniz süpermarket de aslında bir mekandır sosyalleştiğiniz zaman. Bu tabii ki mekan kavramında biraz geçişlerin olması gerekiyor ki o bahsedilen kimliğin sürekliliği de gerçekleşmesi gerekiyor. Peki Almanya'daki Türklerin kimlik bileşenlerine baktığımız zaman hani bu zamanımız da çok yok. O yüzden bu renkli olanlardan bahsedeceğim. Diğerleri zaten herkesin bildiği şeyler. Sürekli ikinci nesil diye bir kavramımız var. Bu sürekli ikinci nesil aslında hem evliliklerle, yani damat ya da gelinlerle ya da yeni işçiler, öğrenciler ya da Türkiye'den oraya giden öğretim görevlileri, politikacılar vesaire oraya yerleşmesiyle beraber üçüncü nesille evlenen yeni gelen birinci nesil doğrudan dördüncü nesli doğurmuyor. Çünkü yanında götürmüş olduğu kimliği aynı zamanda çocuğuna aktarıyor.
Bu da işte daha önce bahsettiğimiz o homojen yapıdaki diaspora, yani kolektif kültürün oluşmasını engellediği gibi biraz daha parçalı hale getiriyor Türk diasporasını orada. Peki Türk diasporasındaki mekanın gelişimi nasıl oldu? Yani kimlik ihtiyacımızı doğuran bu mekan nasıl zaman içerisinde gelişti diye baktığımız zaman birinci nesil daha çok erkek işçiler ya da ailelerini Türkiye'de bırakan işçilerdi. Bu yüzden kültürlerini ya da kimliklerini korumak zorunda hissetmediler. İhtiyaçtan dolayı kendi misafirhanelerinde ya da hemşire dernekleri kurarak bu ihtiyacı giderdiler. Ancak 70'lerde daha çok aile birleşimi gördüğümüz dönemlerde ya da evlilikleri gördüğümüz zaman artık orada kalıcı hale geldiler. Bu kalıcılıksa ötekine karşı bir duyar getirdi ve bu duyarlılıkta sizin kim olduğunuzu ve kimliğinizi nasıl koruyacağınızı, yani dejenere olmadan nasıl yaşayacağınızı beraberinde getirdi. Bu dönemde daha çok ibadethanelerin ya da hemşire derneklerinin kamusal alanlara açıldığını görüyoruz. Üçüncü nesilde ise aslında Almanlar da bizim kalıcı olduğumuzu görmeye başladıktan sonra ırkçılık yapmaya başladılar 80'lerde, 90'larda. Ve Alman eğitim sistemini size entegre etmeye çalıştı siyasi sistem. Siz de buna karşı bir direnç geliştirerek aslında kendi kimliğinizi inşa etmeye çalıştınız. Bu inşa sürecinde tabii 80'lerde, 70'lerin sonu 80'lerde yaşanan siyasal ideolojik göç Almanya'ya tabii ki oradaki diasporayı da parçalamaya başladı. Bu inşa üzerinden siz dernekleşmeye gittiniz. Sadece işte dini ya da hemşire dernekleri değil, daha çok siyasi ideolojik dernekler ya da sayınız arttığı için spor kulüpleri, festivaller düzenlemeye başlayabildiniz. Bunun sonucunda da artık dördüncü nesile geldik. Burada artık ana vatandan kopuşu yavaş yavaş ifade edebiliriz. Daha çok tatil amaçlı gelmeler, kimlik inşasında ana vatanı kullanmaktan yerine başka ülkelere seyahat etmeler derken, bunun üzerine bir de Almanya'nın uyguladığı uyum politikaları geldiğinde artık bir dönüşümden bahsedebiliriz. Peki bu parçalı kimlik mekan ilişkisine baktığımız zaman gruplarımız nelerdir dediğimiz zaman altı başlık altında sıralayabiliriz bu grupları. Bu gruplar aslında daha önce bahsettiğimiz 5 grup, hani spor mekanları ya da kültür, hemşehri dernekleri, dini gruplar, bunlar kendi mekanlarını tabii ki oluşturdular. Ancak yeni oluşan dördüncü nesille beraber ben ona sivil girişimler ismini verdim. Çünkü bunlar kaygan bir zeminde. Belki işte Elif Hocam'ın söylediği o deniz altında dalgalanan yosunlar misali. Hem Almanca'ya birinci dil olarak hakimler, hem eğitime hakimler ve bu şekilde Almanlarla etkileşime giriyorlar. Girdikleri mekanlarda sadece kendilerine benzer özdeşler yok. Mesela diyelim ki İslamofobiyle ya da ayrımcılıkla mücadele ederken bir Alman Müslümanla ya da bir Almanla beraber hareket edebiliyorlar ve diğer ideolojik gruplara da mensup oluyorlar. Örneğin herhangi bir milliyetçilik grubuna ya da herhangi bir İslami cemaate dahil olanlar da bu sivil girişimlere katılıyorlar. Ve tekrar o gruplarından çıkıp eski gruplarına dönebiliyorlar. Bunun yanında tabii bir de heterodoks diyebileceğimiz gruplar çıktı dini gruplar içerisinde. Mesela liberal İslam ya da Avrupa İslamı. Bu tarz heterodoks gruplarda dilin gelişmesiyle alakalı gruplar olarak önümüze çıkıyor. Bunu nasıl keşfettiniz diye sorarsanız, bir Bünyamin Hocam'la beraber Berlin ve Köln'de 4 günlük bir seyahat düzenledik. Orada yaklaşık 11 kişiyle mülakatlar gerçekleştirdik. Bu mülakatların sonucunu da sizle kısaca paylaşmak istiyorum. Bu mülakatlar tek bir cemaat ya da grupla olmadı. 11'i de birbirinden farklı, birbirinden değişik ideolojilere sahip kişilerle oldular. Ben sadece burada ortak söylemi size göstereceğim. Bu da dönüşümün ne derece ne derece ilerlediğini size gösterecek diyelim. Çünkü mesela tabii şu an son siyasi konjonktürde Almanya ile yakınlaşmakla beraber uzun dönemli Türkiye-Almanya arasındaki çekişmenin mesela kendi konumlarına zarar verdiği görüşündeler. Bu görüş içerisinde yani milliyetçiler de var, solcular da var, Aleviler de var ya da Sünni Müslümanlar da var. Aynı şekilde artık kendi sorunlarını, yani ayrımcılık ya da dışlanma gibi sorunlarını kendi iç dinamikleriyle çözme eğilimindeler. Bu bakımdan da Türkiye'den gelen temsilcilerle aynı platformda yer almak istemiyorlar. Aynı şekilde hepsinde ortak olarak entegre olamamaktan kaynaklı olarak, hatta belki Türk kimliğiyle var olma savaşı gütmekten ötürü Almanlara karşı bir mahcubiyet hissi var. Bunun yanında mesela ilginç olan, daha milliyetçi gruplarda dahi gözlemleyebildiğimiz imamların Almanya'da yetişmesi ve camilerde Almanca hutbe okunmasına sıcak bakıyorlar. Hatta istiyorlar. Çünkü dili açtıktan sonra kimlik dil üzerinden gidiyor.
Bu dilin eğitime de yansıması aslında kendi kurumlarını geliştirmeye başlıyorlar. Yani artık kendileri cuma hutbesi yazmaya başlıyorlar. Kendi sitelerinde yayınlıyorlar. Kendi cemaatlerini oluşturup camiye benzer oluşumlar içerisinde ibadet yapmaya çalışıyorlar. Diğer şaşırtıcı, aslında çok da şaşırtıcı, yani komşu komşuyu sevmezmiş, yani misafir misafiri sevmezmiş daha doğrusu. Almanya'daki Türk diasporası da Suriyeli ya da Afganlı mülteciler geldiği zaman onların davranışlarından dolayı Almanlara karşı bir utanma hissi içerisinde bulunuyorlar. Çünkü kendilerinin daha entegre olduklarını, bu gelen Suriyelilerin kendilerini de kötü gösterdiklerini düşünüyorlar. Bu bağlamda biz Diaspora Araştırmaları Merkezi olarak hem bu Türk diasporası ya da ulus ötesi topluluk kavramı arasında bir akademik tartışmanın yapılmasını gerekli görüyoruz. Ancak bunun için öncelikle mikro ve orta ölçekte bir saha çalışmasına ihtiyacımız var. Bu saha çalışmasının ama bugüne kadar yapılan resmi ya da yarı resmi kurumlar üzerinden STK'lardan değil de daha çok 3. ve 4. neslin odağında gerçekleştirilmesini ve nitel araştırma yöntemiyle de desteklenmesini umut ediyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu diaspora araştırmalarına başlarken Sakarya Üniversitesi'nde meseleyi sadece diaspora ile sınırlı tutabileceğimizi varsaymıştık. Yani meselenin göç boyutuna falan, yani daha doğrusu Türkiye'deki göç sorunları meselesine doğru hiç dönmeyeceğimizi düşünüyorduk. Ama en nihayetinde pek böyle olmadı. İşte diaspora, göç, ulus ötesi toplumlar, hepsi çok iç içe kavramlar. O yüzden aslında biraz da bu diasporada söylediğimiz bütün sözlerin sağlamasını göç çalışmaları, özellikle Türkiye'deki göç çalışmaları üzerinden yapmaya başladık. Zehra Hopyar da özellikle Suriyeli göçmenler üzerine çalışıyor. O da bize şimdi bu yaz bir şekilde bir sahada da dolaştığımız, beraber dolaştığımız bir çalışmanın sunumu yapacak. Suriyelilerin eğitime entegrasyon bağlamında yarattığı özellikle yapısal sorunlar ve bölgesel farklılıklar bağlamında bize anlatacak. Buyurun, 10 dakika. Peki. Evet. Merhaba tekrar herkese. Hocamın dediği gibi zaten birlikte hazırladığımız bir çalışma olduğu için eminim hocamın da ekleyeceği çok şey olacak. Ve bu bağlamda sunumu biraz daha hızlandıracağım gördükleriniz üzerinden. Aslında ben OECD ülkeleri ve Almanya'nın eğitimle ilgili entegrasyon politikalarından öncelikle bahsetmek istemiştim. Sonrasında Türkiye'deki Suriyelilere yönelik ilgili verilerin paylaşımının ardından bizim bölgede gördüklerimizi aslında size anlatmak istedim. Burada temelde amacımız bu çalışmayı yaparken Suriyelilerin aldığı eğitimin aslında hem kendilerinin hem de ailelerinin entegrasyon sürecine nasıl bir etkisi olduğu ve neleri ne yönde değiştirdiğini görmekti. Bir diğeri de il ve bölgeler arasında ne gibi bir farklılıklar yarattığını görmek istedik ve bu anlamda geçici eğitim merkezleriyle devlet okullarını da karşılaştırdık. Dolayısıyla zaten karşılaştırmalı bir çalışma diyebiliriz çok rahat. Nitel bir araştırma oldu ve 28 kişiyle yaklaşık görüştük. Bu kısmı biraz hızlı geçiyorum. Aslında OECD ülkelerinde mülteciler ya da göçmenler diyelim, göçmenler gelmeden önce onlara sağlanan bazı entegrasyon bağlamında uygulamalar var. Bu şu yüzden önemli. Ben entegrasyonun aslında o ülkeye gelmeden önce başlayan bir süreç olarak tasarlandığında sağlıklı yürüdüğüne inanıyorum. Bu bağlamda da bu çalışmayı önemsedim. Burada dil eğitimini görüyorsunuz. Elektronik ortamda veriliyor. Sonra dil kursları, sonrasında bilgi toplantıları ve bilgi materyallerinin dağıtımından oluşuyor aslında. Burada pek çok ülkeyi göreceksiniz. Burada önemli olan tamamının aslında sistematik bir biçimde işlemediği ne yazık ki. Ya da işte göçmenlere yönelik dizayn edilmemiş olmasının yarattığı bazı eksiklikler olabiliyor. Ya da işte bilgi toplantıları yapılıyor ama o ülkede yapılmıyor, farklı ülkelerde devam ediyor. Bunun gibi bazı eksikliklerine rağmen OECD ülkeleri böyle bir uygulama tasarlamış diyebiliriz. Buraları biraz hızlı geçtim. Sonrasında yine entegrasyon desteği sağlayan ülkeler var. Bunlar da Avrupa ülkelerinde entegrasyon dediğimizde aslında ilk gözümüze çarpan eğitimdeki entegrasyon oluyor ve bu da
daha çok dil eğitimini kapsıyor aslında. Dil öğrenimi temelinde ilerleyen bir süreçten bahsediyoruz. Burada da yine pek çok ülkeyi görüyorsunuz. İşte dil eğitimi var, yetişkin eğitimi var, işle ilgili eğitim var vesaire. Fakat burada aslında işle ilgili eğitimi, dil eğitimini ve yetişkin eğitimini aynı anda üçünü birlikte sağlayan sadece iki tane ülke var. Bunlar da İspanya ve Yunanistan olduğunu söyleyebiliriz. Yani ne yazık ki sadece birini veriyorsa diğerlerini vermiyor gibi bir şey var. Yani bütüncül bir süreçten bahsedemiyoruz burada da. Bir de iltica usulünün yani sürenin o bekleme süresinin aslında önemli olduğunu şu bağlamda düşünüyorum entegrasyonda. Bir göçmen gittiği ülkede aslında ne kadar az sürede bekler ve statü sahibi olursa uyum ve entegrasyonunda o hızla başladığını biliyoruz. Bu bağlamda da 2,5 ayla 9 aya kadar değişen bir süreç var OECD ülkelerinde. Ve burada ben Almanya üzerinde daha çok bahsetmek istiyorum. Neden Almanya derseniz aslında bu mülteci, yaşanan bu mülteci hareketliliğinde Almanya'nın biz en fazla sorumluluğu aldığını biliyoruz. Süreci yöneten aktörlerin başında geldiğini biliyoruz. Ve eğitim uygulamaları da yine Almanya'da çok önemli bir yeri kaplıyor entegrasyon politikaları bağlamında. Burada en dikkat çekici şeylerden biri aslında Almanya'nın eğitim uygulamalarının başında mesleki eğitim geliyor ve dil eğitimi geliyor. Çok yüksek eğitimle sonuçlanan bir süreçten ziyade insanların bir an evvel meslek sahibi olmasına yönelik bir eğitim süreci var Almanya'da. Fakat işte bazı eksiklikler elbette var. Alman sistemi, eğitim sisteminin karmaşıklığından kaynaklanan ve bunun bir şekilde velilere, ebeveynlere iletişiminin az olmasından kaynaklanan bazı sorunlar yaşanıyor. Bunun dışında Almanya'da 3 ay içerisinde eğitime başlanıyor. Ve zorunlu eğitim yaşına kadar da bu süreç devam ediyor aslında genellikle. Fakat dediğimiz gibi daha çok Almanca öğrenimini ve mesleki eğitimle sonuçlanan bir süreci kapsadığını söyleyebiliriz. Küçük yaştaki çocuklar içinse daha çok okul öncesi zorunlu bir eğitimden söz edemiyoruz Almanya'da. Fakat bu bazı eyaletlerde yine çok sistemli bir biçimde işlemeden yürüyen bir süreç de var yine gözlendiğinde. Zorunlu eğitim yaşını aşmış ve diploma sahibi değilse kişiler direkt mesleki eğitime yönlendiriliyor ve bir an evvel meslek sahibi olmaları sağlanıyor. Yine Almanya'da genelde mülteci çocuklar geldiğinde bir senelik ya da iki senelik hazırlık sınıfından geçtiklerini görüyoruz. Bu da daha çok aslında bizde de benzer bir durum var biraz sonra bahsedeceğim. Sadece bizde ikili bir yapı söz konusu. Almanca dil eğitiminin verildiği yoğun bir biçimde dil eğitimini desteklenen bir eğitim sürecinden bahsediliyor. Burada aslında bu rakamlardan çok bahsetmeyeceğim çünkü bugün ve yarın eğitimle ilgili çok özel oturumlar var. O yüzden ona çok değinmeyeceğim. Sadece burada aslında dikkatimizi çeken şey neden eğitim konusu entegrasyonda çok önemli dersek buna cevap vereceğini düşünüyorum bu tablonun. 5 ila 24 yaş arasındaki okul çağındaki çocuklar yaklaşık işte 1 milyon 600 bin civarında bir rakamı kapsıyor Türkiye'de. Ve bu da Türkiye'de bulunan Suriye kökenlilerin aslında neredeyse yarısını oluşturuyor. Bu bağlamda entegrasyon politikaları içerisinde eğitim gerçekten temel bir mesele haline gelmiştir Türkiye'de ve hatta diğer ülkelerde de böyle. Türkiye'de eğitim hizmetleri temelde aslında kamp içi eğitim, kamp dışı eğitim ve Suriyelilerin açtığı özel okullardan oluşuyor. Kamp içi eğitim sadece geçici eğitim merkezleri, kamp dışındaki eğitim ise geçici eğitim merkezleri ve devlet okullarından oluşan bir sistemi var. Okullaşma oranları da gördüğünüz gibi aslında daha çok ilkokulda yani 1, 2, 3 ve 4. sınıfta 300 bin civarında görüyoruz ve liseye doğru giderek düşüyor bu rakam. Tabii lisede neden okullaşma oranının düştüğü de ayrı bir çalışmanın konusu elbette. Bunun dışında üniversitelerdeki görüntü de bu şekilde aslında özeti böyle. Ben 1000'in üzerinde Suriye kökenli öğrencisi olan okulları ekledim sadece buraya ve işte Gaziantep'te neredeyse 2000'e yakın üniversite öğrencisi var. Bu alanda aslında üniversitedeki eğitimin de yine bu eğitim meselesinin içine doğrudan entegre edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve sonuç kısmına yani gelirsek aslında bu bulgularımıza daha doğrusu gelirsek
Bazı ortak problemler var aslında bölgede. Yani işte biz Hatay, Kilis, Urfa ve işte Antep'te bu çalışmaları yaptık. Bir de İstanbul'la karşılaştırdık aslında. Burada baktığımızda bazı ortak problemler var dediğim gibi. Aynı mahallelerde yaşayan Suriyeliler var ve mahallelerin tamamen homojenleşmesini görüyoruz bu noktada. Onun dışında sınıf bazında geçici eğitim merkezleri oluşmuş. Bunlar şöyle, hem bölgede görebileceğiniz hem de İstanbul'da görebileceğiniz sadece bir sınıfta Suriyeli öğrenciler var ya da bir okul bahçesinde iki bina var. Bir binada tamamen Suriyeli öğrenciler, bir binada Türk öğrenciler var. Dolayısıyla aslında bu geçici eğitim merkezinin o temelde oluşum fikri sınıf bazında ya da okuldaki binalarda hala devam ediyor. Genelde ebeveynlerden ve öğrencilerden Türkçe ders saatinin daha az olduğuna dair ve pratik yapma, konuşma anlamında pratik yapma eksikliğinin çok fazla olduğunu ve bunun artırılması yönelik taleplerden bahsedildi. Bir de üniversite sınavına girişte adaletsizlik yaşandığı konusunda ciddi serzenişler var. Bu önemli bir problem olarak sanıyorum önümüzdeki bir 3-5 sene içerisinde karşılaşacağımız bir mesele daha çok. Burada işte bu yabancı öğrencilerin girdiği YÖS diyebildiğimiz sınavla bir giriş var. Bir de not ortalamalarına göre katılanlar var, girenler var. Bunun da çok ciddi adaletsizliklere sebep olduğunu düşünüyorlar. Türkiye eğitim sisteminin tamamen öğretime dayandığı ve işte Türklerin gelenekleri ve göreneklerinden oluşan, alışkanlıklarından oluşan bir aslında ders talepleri var. Bunun bir şekilde ya da derslerin yanında yedirilerek öğrenmek istediklerini söylüyorlar. Bu da şu anlamda önemli aslında tam entegrasyon meselesinde. Yani burada kalacaklarını düşündükleri için ve bir şekilde en azından burada kaldıkları süreçte toplumla uyum içerisinde olma taleplerini gösteriyor aslında bu doğrudan ve bu anlamda oldukça kıymetli. Lise düzeyinde biraz önceki tabloda okuyan öğrencilerin rakamlarının düştüğünü gördük. Buradaki temel meseleler de aslında işte daha yaşları büyük olduğu için dil öğrenimleri küçüklere göre daha zorlaşıyor ve bir şekilde adapte olamıyorlar okula ve okulu bırakmak durumunda kalıyor pek çok öğrenci. Böyle bir yine sorun var. Bunu söyleyebiliriz. Biz de bir de karma eğitimle ilgili soru sormuştuk. Karma eğitimden de genel olarak bir rahatsızlık tablosu yok. Fakat ayrı olursa bunların daha rahat hissedeceklerini söylüyorlar. Hem öğrenciler hem de ebeveynler bağlamında. Bölgesel sorunlardaysa geçici barınma merkezlerinin entegrasyonu doğrudan sınırlandırdığını söyleyebiliriz. Bir şekilde entegrasyonu doğrudan engelliyor aslında geçici barınma merkezleri. Çünkü Türklerle temas oldukça az. Sadece işte çalışmak için ya da belli saatlerde çıkıp giriyorlar geçici barınma merkezlerine. Çok uzun süreli izin almaları çok mümkün değil. Bölgede devlet okullarının sayısının yetersiz olduğu sonucuyla karşılaşılıyor ve devlet okullarına gitmek isteseler de aslında bir şekilde geçici eğitim merkezlerine gitmek durumunda kalıyorlar ve bundan çok memnun değiller. Geçici eğitim merkezleri fikrinin çok yanlış olduğunu söylüyorlar kendileri. Bir şekilde içlerinde bulunan öğretmenler de var, hem onlar hem de ebeveynler. Bunun bu sürecin iyi yönetilemediğini ve iyi bir fikir olarak başlansa da aslında denetim problemi olduğunu, bunun ileride başka sorunlara, işte sahte diplomalar gibi başka sorunlara sebep olacağına yönelik öngörüleri var aslında. Bu daha çok yine bölgeyi ilgilendiren bir problem. Ve bazı okullarda ilk sene sadece Suriyeli çocukların bulunduğu işte hazırlık sınıfları var aslında Almanya'da anlattığımız gibi. Bu da sadece kendi kendilerine olmalarını sağlıyor ve dolayısıyla yine hiç Türk öğrencilerle doğrudan temasları olamıyor. Bu yine entegrasyonu olumsuz etkileyen sebeplerden biri. Büyük şehirlerde Suriyelilerin görünürlüğü semtlerde azalırken bölgedeki şehirlerde görünürlüğün fazlalaştığını söylüyoruz. Yani işte bu her yer Suriyeli diye duyduğumuz cümlenin aslında bir başka ifadesi. Biz 2018'in sonuna kadar geçici eğitim merkezlerinin bir şekilde aşamalı bir biçimde kapatılacağını biliyorduk. Fakat önümüzdeki süreç gösteriyor ki geçici eğitim merkezleri fiilen devam edecek.
Ve geçici eğitim merkezleri 2 yıldır e-okul sistemine dahil edilmiş. Bu aslında entegrasyonu daha kolaylaştırıcı bir şeymiş gibi görünüyor bize. Fakat bunun da bazı işte olumsuz sonuçları olduğunu söylüyorlar. Bunlar da Türkçe eğitim, bazı öğrenciler direkt Türkçe eğitim görmüş, bazıları sadece Arapça eğitim görmüş ve dolayısıyla o dönemdeki öğrencilerin arada kaldığını ve ne Türkçe'ye ne Arapça'ya adapte olabildiklerini söylediler. Sonuç kısmına gelirsek, aslında entegrasyon bağlamında çocuklar eğitim alıp Türkçe öğrenmeye başladıkça ailelerine bir şekilde tercümanlık desteği yapıyorlar. Kamu kurumlarında, hastanelerde ya da sokakta alışveriş yaparken, işte komşularıyla görüşürken mesela kız çocuklar annelerine tercümanlık yapıyorlar. Böyle hikayeler çok fazlaydı. Dolayısıyla aldıkları eğitim doğrudan ebeveynin entegrasyonuna etki ediyor aslında. Genellikle ailenin büyük çocukları işte iyi Türkçe öğrendikleri ve konuşabildikleri için kardeşlerinin ebeveyni rolünü üstleniyorlar ve öğretmenle iletişim sağlıyorlar. Eğitimde en fazla önem verilen şeyin Türkçe öğrenimi olduğunu görüyoruz. Bu konuda herkes çok hassas. Bunu da çok kişide duyduğum bir cümleye ekledim aslında oraya. Biz Türkiye'de yaşıyoruz, bizim geleceğimiz burada. O yüzden Türkçe daha önemli. Yani kendi dillerini önemsiyor ve bir gün belki unutacak olabileceklerini düşünüyor olmalarına rağmen Türkçe'yi önemsiyorlar. Bu yine bence entegrasyon noktasında çok önemli bir ipucu bizim için. Türk öğrencilerle aynı sınıfta okumanın uyumu doğrudan kolaylaştırdığını yine gördük. Çünkü bir şekilde takıldıkları noktalarda Türk öğrencileriyle işte bunu paylaştıklarını, Türk arkadaşlarıyla anlayamadıkları noktada onların yardımcı olduğunu ya da öğretmene onların ilettiğini söylediler. Bu bağlamda önemli. Homojenleşen mahallelerin bir şekilde getto dolaşmasının önüne geçilmesi gerektiğini biliyoruz. Kampların bir şekilde yine entegrasyonu sınırlandırdığını ve sadece dezavantajlı gruplar için bundan sonrasında kalması gerektiğini söyleyebiliriz. En azından biz öneri olarak böyle düşünüyoruz bu araştırmanın sonucunda. Yine geçici eğitim merkezlerinin fiziksel şartlarını iyileştirilerek okul olarak dizayn edilen binalarda aslında bu eğitimin verilmesi gerektiğini ve denetimin kesinlikle artırılması gerektiğini söyleyebiliriz. Sadece Suriyelilerden oluşan sınıf ve okullar yerine Türklerle birlikte oldukları daha işte uyumu artırıcı nitelik taşıyan bir eğitimin sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Evet, Zehra Hopya'ya da çok teşekkür ediyoruz. Yani teori, sağ teori karışımı, sonuçta her şey bir yere kadar. O yüzden aslında asıl sahanın bir şekilde aktörlerinden bir tanesi olan Sayın Vekilim Mustafa Yeneroğlu'nu da kendisi de arzu etti. Biz de çok sevindik. Bu oturuma özellikle dahil ettik. Özellikle Türk diasporasının sahadaki sorunları, tecrübelerini bizimle paylaşacak. Buyurun hocam. Tamam, böyle başladık. Çok değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Tabii öncelikle diaspora konusunun gündeme alınması konusu da başlı başına Türkiye'de son yıllarda gelişen bir husus. Bunu da dikkate almak gerekiyor. Bu çerçevede belki de kataloğu aldığınız takdirde de aslında diasporanın göç bağlamında çok önemli bir unsur oluşturduğunu fakat çok da Türkiye'nin gündeminde olmadığını aslında Kartepe zirvesi de bunu biraz da gösterdiğini, bunu eleştiri olarak da ifade etmek istiyorum. Çok da gösterdiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin çok güçlü, en azından sayısal anlamda güçlü bir diasporik topluluğu var. Bu diasporik topluluğunun çok daha fazla üzerinde durulması, tanınması ve araştırmalar yapılması konusuyla ilgili de çok ciddi eksikliklerimiz var. Bugün diasporik topluluktan bahsederken daha çok yabancı ülkelerde yapılan araştırmaları veri olarak kabul edip ondan hareketle aslında değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Yoksa Türkiye'deki siyaset bilimcilerin, sosyologların yaptıkları araştırmalar genelde çok az, çok yüzeysel ve çok kısa vadeli konjonktürel araştırmalar oluyor. Dolayısıyla diaspora konusu zaten son 2-3 yılda Türkiye'de konuşulan bir kavram. Bunu Türkiye'de konuşmaya başladığımızda genelde ciddi tepkilerle karşı karşıya kalıyorduk. Tarihsel diaspora zihinlerde, hafızalarda yer edindiği için
daha çok diaspora denilince Yahudi diasporası, Ermeni diasporası veya negatif bir bağlamda ele alınan bir kavramdı. Fakat son yıllarda bu konuda ciddi gelişmelerin olduğunu düşünüyorum. Siyaset artık bunu konuşmaya başladı, kamuoyunda konuşulmaya başladı. Ancak tabii doğal olarak belki de bilimsel literatürün kamuoyunda çok da dikkate alınmaması sebebiyle de daha da yurt dışı Türk toplumundan bahsettiğimiz zaman aslında gurbetçi, Almancı, ki nereden gelip gelmediği önemli değil, Hollanda'dan da gelse Almancı ve hatta ötekileştirilen bir topluluk da devamlı olabiliyor. Yani işte gümrüklerde sıraların yoğun olduğu, ihtiyaçların giderilecek ortamların olmadığı bir yerde eğer insanlar arabada o çöplüklerinin kokusunu almak istemiyorlarsa ve çöp bulamadıkları için onu dışarı atmak zorundalarsa gazete manşetlerinde ki aşağı yukarı tüm gazetelerde geçen yıl gurbetçi çöpünü attı, Avrupa'ya geri döndüğü gibi bana göre gerçekten çok ötekileştirici ama bunun da farkında olmadığımız bir durumla karşı karşıyayız. Bir de yurt dışındaki Türk toplumu denilince aklı aslında kırmızı Mercedes'iyle köyüne gelen Kemal Sunal geliyor diye düşünüyorum. Daha çok cebinde biraz parası olan ama oturup kalkmasını bilmeyen, yani argo tabirle söylüyorum, işte kültürel kimlik noktasında ciddi erozyonlarla karşı karşıya kalan, ne olduğu tam olarak artık anlaşılmayan melez kimlikler, hibrit kimliklerle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Fakat bunların tam olarak okunabilmesi noktasında Türkiye olarak çok yeniyiz. Bunu net olarak altını çizmek gerekiyor. Ben diaspora kavramını tarihsel geçmişinden hareketle değil de İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan özellikle Türk diasporasının oluşum süreciyle den sonraki literatürü de dikkate aldığımız zaman diasporanın son 20-30 yılda gerçekten ne kadar dinamik bir kavram olduğunda literatürde aslında net olarak görüyoruz. Uluslararası Göç Örgütü de diasporayı vatanından ayrılmış fakat bağlarını sürdüren etnik ve ulusal topluluk üyeleri olarak tanımlıyor ki bu önemli bir tanım. Bu tanım diaspora kavramının ne kadar dinamik olduğunu ve sonradan oluşmuş yani yerli olmayan yabancıları dolayısıyla göç eden yani olokton toplulukları da içinde barındıran bir kavram olduğunu görebiliyoruz. Ben diasporanın temel unsurlarını şu şekilde ifade ediyorum. Ortak bir merkezden dağılma, anavatan tasavvuru yani gittiği yerde de bir anavatana bağlılık hissi veyahut da vizyonu veyahut da bağların muhafaza edilmesi gerektiğine dair kanaat, ev sahibi ülkeye tam olarak aidiyet hissiyenin oluşmamış olması, duyulmaması veyahut da ev sahibi çoğunluk topluluğun diasporik topluluğu tam olarak kabul etmemesi. Yani yapısal ciddi sorunlar da var burada. Bunu da özellikle vurgulamak gerekiyor ve yine bu topluluğun ana vatanla işbirliği içerisinde olunması gerektiğine dair hissi, bilinci. Şimdi diaspora kavramı aslında siyaset sosyolojisinin bir kavramı. Hukukta özellikle biz hukukçular bu konuları değerlendirirken, tartışırken yani hak sorumluluk bağlamında bunları ele alırken diasporanın özellikle ulus devletlerin kuruluş süreci sonrasıyla ilgili çok ciddi manada düzenlenmiş bir zemin olduğunu görmüyoruz. Tam tersi diasporanın Avrupa bağlamında ifade edelim. İki uluslararası anlaşma var. Dil, azınlıkların dillerin korunması konusuyla ilgili. Bunun dışında bir anlaşma daha var. Fakat bunların ulusal hukukta çok da fazla yer edinmediğini, ulus devletlerin diasporik toplulukları kabullenmekte çok ciddi manada zorluklar çektiğini görüyoruz. Bununla ilgili farklı enstrümanlar kullanmaya çalışıyorlar ama bununla ilgili de şimdi değineceğim birkaç hususla ilgili de gerçekten diasporik toplulukların erime süreci noktasında müzelik azınlık olmadıkları sürece. Şimdi bütün devletler aslında bu uluslararası azınlıkları koruma mekanizması çerçevesinde olokton toplulukları koruma mekanizmaları koymuşlar. Örneğin Almanya'da Danlar, Sorplar azınlıktır. Çünkü müzelik azınlıktır. Yani orada ulusal bütünlüğü veya varsayılan homojen toplum idealini iddiasını tehdit eden bir unsur olarak kabul edilmediği için onların parlamentoda kendilerine temsil hakları vardır. Bunun ötesinde özel okulları vardır. Dilleri korunur, geliştirilir. Bu noktada devlet bütçe vesaire de ayırır. Yine Fransa'da benzer, Danimarka'da benzer ama İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan
etnik azınlıkların, dinsel, geleneksel, örfsel azınlıkların, ki daha çok etnik azınlıklar bağlamında bunu ele almak gerekiyor, bu şekilde haklarının olduğunu ve haklarının verilebileceğine dair bir durumla karşı karşıya değiliz. O sebepten dolayı da özellikle bu hususların çok ciddi manada uluslararası arenada tartışılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu göç ve göç bağlamında diaspora kavramının olması gerektiği gibi tartışılmaması ve yeni oluşan diasporik toplulukların bilinmemesi ve göz ardı edilmesi neticesinde de bu grupların hakları da devamlı kendileri ötekileştiriliyor, hakları da öteleniyor. Şimdi gelişmiş ülkelere baktığımız zaman gelişmiş ülkelerin diaspora politikaları çok sesli değil, çok ciddi manada etkin ve diasporik toplulukları da çok sesli olmayabiliyor ama çok ciddi manada etkin olabiliyor. Gelişmemiş ülkelerde daha edilgen bir durum görüyoruz. Daha çok diasporik toplulukları sessiz, edilgen, erimeyle çok ciddi manada karşı karşıya, diaspora politikaları oluşum sürecinde de ciddi bir heyecan da görüyoruz. Bu heyecan her zaman olumlu sonuçlar da doğuramayabiliyor. Şimdi Türkiye'nin diaspora politikaları aslında bu anlamda bir başlangıç süreci içerisinde. Başlangıç süreci içerisinde bu politika oluşum sürecinde daha çok retoriğin ön planda olduğunu ama diasporik topluluğa hizmet noktasında özellikle aidiyet, kimlik, kültürün beslenmesi konusuyla ilgili hatta Türkiye'de Anayasa'nın 62. maddesinin aslında yüklediği sorumluluk gibi aile birliğinin korunması, çocukların eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının, sosyal güvenliklerin, ana vatanlar bağlarının korunması konusunda tedbir alınması hususuyla ilgili daha aslında yolun başındayız. Türkiye'de yurt dışı Türkler Başkanlığı 2010 yılında kuruldu. Yunus Emre akabinde, Maarif Vakfı akabinde yani yurt dışı kültür politikaları, yurt dışı eğitim politikaları yeni yeni ele alınan bir husus. Hatta demin bahsettiğim daha çok başlangıcında araçsallaştırma, tahakküm etme. Örneğin 1998 yılında Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin %38'inin yurt dışı işçi birikimlerinden oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla o dönemde daha çok bu unsurlar ön plandaydı. Hatta kontrol etme, yönlendirme, örneğin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yurt dışında kurulmasının asıl sebebi, başlangıç sebebi yurt dışındaki Türk toplumunun radikalleşmesini önlemek olarak zikredilmişti. Bu resmi bir görüştü. Fakat sonradan tabii çok olağanüstü hayırlı işlere vesile oldu. O ayrı bir konu. Yani bunları da ifade etmek gerekiyor. Türk diasporasının oluşum süreci. Aslında üzerinde durmuyoruz. Yani Bulgaristan'daki Türk asıllığı da bir diasporik bir topluluktur. Fakat üzerinde hiç de durulan bir konu değil. Şu veya bu sebeplerden dolayı, yani birçok sebepleri var tabii ki. Yunanistan'da aynı durum, Balkanlar'da aynı durum geçerli. İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan Batı Avrupa ülkelerinde veya 5 küsur milyonluk diasporik Türk topluluğunun yanında yine bütün dünyayı dikkate aldığımız zaman sadece kitlesel işçi göçü sonrası oluşan 6 milyonluk bir topluluktan bahsediyoruz. Bu toplulukla ilgili tabii özellikle uluslararası arenada yine geçmişte bahsettiğim araçsallaştırma, hakim olma, kontrol etme olgusundan bugün ve geleceğe baktığımız zaman da daha çok diasporik topluluğu merkeze alarak yani mesela Türkiye'de şu tartışmalar var. İşte niye lobi olmuyorlar? Niye bu kadar çoğunluklar? Bunları konuşurken aslında Ankara merkezli, İstanbul merkezli meseleye yaklaşıldığı çok net olarak görülüyor. Şu soru sorulmuyor. Peki biz ne yaptık da ne olsun? Yani bu konunun üzerinde çok fazla durulmuyor. Veya bu insanların o ülkelerde yaşam gerçekleri ne, sorunları ne, bu konularla ilgili durum ne konusunu ciddi manada araştırmadan genelde kamuoyundaki tartışmalara baktığımız zaman daha çok ötekileştiren bir yaklaşımın güçlü olduğu kanaatindeyim. Koruyucu, bundan sonraki süreçte araçsallaştırma değil, mümkün mertebe aracı olarak değerlendirme. Değerlendirmek için de tabii altyapının oluşturulması. Tahakküm etmekten daha ziyade mutlaka koruyucu ve geliştirici unsurlar olması gerekiyor. Aksi takdirde özellikle azınlık koruma mekanizmalarının bana göre çok da güçlü olmadığı ve yine dünyamız milliyetçi dalgaların güçlendiği, ulus devletlerin tekrar tekrar altının çizildiği, sınırların kapatılmaya çalışıldığı bir ortamda ve aşırı sağın bütün Avrupa, Batı Avrupa ülkelerinde güçlendiği bir ortamda azınlıkların temel haklarının korunma mekanizmalarının ancak
uluslararası tartışma zemini üzerinden geliştirilebileceğini düşünüyorum. Çünkü bugün liberal toplum düzenlerinin en büyük sorunu çoğunlukçu baskıların temel haklar üzerinde ciddi manada etki yapıp temel hakların altının boşaltılması noktasında bir sürecin işlemesi ve bu konularla ilgili maalesef hiçbir çalışma yapılmıyor. Genelde sokak saldırıları üzerinde durulur, cami saldırıları üzerinde durulur ama çok ciddi manada yapısal eritme politikaları noktasında çok fazla durulmuyor, bilinmiyor. Örneğin birçok ülkede Anayasa Mahkemesi'nin 90'lı yılların başındaki temel hakları önceleyen özgürlükçü yaklaşımlarından 11 Eylül hadiseleri sonrası daha çok eritme politikalarının ön planda olduğu, aynı mahkemelerin örneğin entegrasyon kelimesinin adeta anayasal bir ilke haline dönüştürerek azınlık toplumlar üzerinde onları yönlendirme, onları farklılaştırma konusunda değerlendirdiğini ve bu noktada mahkeme kararlarının, anayasa mahkeme kararlarının, federal idare mahkemesi kararlarının çıktığını görüyoruz. Bu konular araştırılmıyor. Yani yasama ve yürütmede çok ciddi yapısal ayrımcılıklar söz konusu. Bu ayrımcılıklar üzerinden toplum mühendislikleri geliştiriliyor. Bu konular üzerinde de o ülkelerde elitler yetiştiremediğimiz için ve Türkiye'nin de bu meseleye daha çok gelişmekte olan ülke bakışıyla geçmişi itibariyle baktığı için ki bu konuda öz eleştiri de yapmak durumundayız. Bu hususlarla ilgili arzu edilen noktada değiliz. Dolayısıyla diasporik topluluğun uluslararası hukukta koruma mekanizmaları olduğu kadar da ulusal hukukta koruma mekanizmalarının olmadığını da çok net olarak görebiliriz. Daha çok lütuf olarak değerlendiriliyordu geçmişte ve ayrıca örneğin Almanya, işte Hollanda, Fransa örneğini ele alacak olursak o zaman işte okullarda verilen Türkçe dersinin daha çok bunlar geri döndükleri takdirde yani yurda, ana vatanlarına tekrar döndükleri takdirde orada uyum sorunu çekmesinler gerekçesiyle daha çok konulduğunu ve bugün itibariyle bu saydığım ülkelerin tamamında da bu bunların, bu derslerin kaldırıldığını, örneğin geçen yine bir Alman devlet bakanıyla bir konuyu görüşüyoruz. Dediler ki Sayın Yeneroğlu, yurt dışı Türk topluluğu, Almanya'daki Türk topluluğu ile ilgili genelde 3 milyon kavramını kullanıyorsunuz. Oysa bu doğru değil. 1,5 milyon Türk Almanya'da yaşıyor. Peki diğer 1,5 milyonu ne oldu dedim. Dedi ki o diğer 1,5 milyonu biliyorsunuz artık Alman vatandaşı. Dolayısıyla onlarla ilgili bu burada konuşmamız çok doğru olmaz. Şimdi tabii programı önümde, programında da yazıyor. Kürt dernekleriyle görüşme, Ermeni dernekleriyle görüşme. Peki kendisine sordum. Cumhuriyetin kuruluşundan beri ki daha öncesi de yok farklı devlet vatandaşlığı olma olgusu. Cumhuriyetin kuruluşundan beri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bu insanları siz niye bu şekilde tanımlayıp da bunlarla ilgili Türkiye kamuoyuna göre ayrıştırıcı politikaları teşvik ediyorsunuz sorusuna sorunca da bu konuyu çok fazla düşünmedim şeklinde bir cevap vermişti. Dolayısıyla bugün bu meseleleri tartıştığımız zaman ilgili ülkelerde kültürel elitlerimizi, siyasal elitlerimizi de arzu edilen düzeyde yetiştiremediğimiz ve çok üzerinde durulmayan bir husus, ulus devletlerin de çok güçlü olduğu ortamlarda azınlıkların eritilmesi konusunun çok daha ön planda olduğunu, bu noktada Türk diasporasının da diasporik bir topluluk olarak haklara sahip olmadığını, en fazla dini, din-devlet ilişkileri içerisinde farklı farklı ülkelerde, tabii Fransa, Almanya, Avusturya'nın kendine göre çok çok farklı düzenlemeleri var. Ama o düzenlemeler içerisinde de etnik azınlık, etnik unsur olarak değil de daha çok farklı dinsel unsur olarak kabul edildiğini, bu çerçevede bile örneğin Batı Avrupa ülkelerinin neredeyse hiçbirisinde Müslüman azınlıkların kamu tüzel kişilikleri şeklinde kamu ortamı içerisinde devletin partneri olacak noktada haklarının olmadığını görebilirsiniz. Bu hakları teorik olarak hakları olmadığı için, bunun mücadelesi verilmediği için değil, tam tersi. Eritme noktasında bunlar toplumun değerlerini muhafaza edecek. Yani orada çoğunluk toplumun değerlerini muhafaza edecek ve tekrar onları tazeleyecek şeklinde bir noktaya gelmediler. Bunlar sonuçta yeterince ehilleşmediler, bu kavramı kullanmak durumundayım. Yaklaşımından hareketle aslında bu hakları ötekileniyor. Avusturya'daki İslam yasası bunun çok güzel bir örneği. Başka orada dinsel azınlıklarla ilgili örneğin yurt dışından din görevlilerini getirme noktasında bir engel olmazken Avusturya'da özellikle Türkiye'li Müslümanlar önünde yasal düzenlemeyle bu şekilde bir engel konuldu. Alman anayasasında 1990'lı yıllarda anayasasında diyorum mahkemelerde dinsel azınlıkların korunması noktasında çok güçlü içtihatlar geliştirilmişken 2000
2010 onlardan 11'lerden sonra entegrasyon politikalarının çok güçlü bir biçimde tartışıldığı zeminde tam tersi mahkeme kararlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Hatta temel hakların geçmişte hiç tartışılmayarak mahkemenin temel hakları vurgulayarak sahiplendiği bir durumda 2004'lerden sonra yani 11 Eylül terör hadiselerinden sonra tam tersi bir olgunun. Örneğin Alman Federal İdare Mahkemesi'nin yüzme dersi kararı, Alman Anayasa Mahkemesi'nin başörtüsü kararı. Bununla ilgili daha çok örnekler geliştirilebilir. Dolayısıyla bu konuların çok daha fazla tartışılması, çok daha fazla üzerinde durulması, bilinçli bir biçimde bu meselelere yaklaşılması, siyasal retorik dışında özellikle sosyolojik araştırmalar, profil araştırmalarının esas alınarak bu çalışmaların yapılmasının çok zorunlu olduğunu düşünüyorum. Bugün diasporik bir topluluk olarak yurt dışındaki Türk toplumunun yeni nesillerinin artık konuşma dili olarak Türkçeyi neredeyse unutmakla karşı karşıya kaldıklarını, bugün 18 yaş altı insanlarla konuşun, 3-4 cümle arka arkaya Türkçe cümle kuramazlar. Yazı kültürünün de tamamen öldüğü bir ortamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin bu anlamda çok ciddi sorumlulukları var. Bu ciddi sorumluluklarını da siyasetten de daha ziyade yine üniversitelerimiz üzerinde duruyor, kamuoyumuzun üzerinde duruyor ve Türkiye'ye dönen insanlarla ilgili de benzer eksikliklerin giderilmesi noktasında tabii son yıllarda çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Yurtdışı Türkler Başkanlığı artık diasporaya yönelik burs veriyor. Diasporada Türkçe eğitmenler noktasında birçok üniversitemizde çalışmalar var. Eskiden mümkün değildi, bugün gelişmekte olan olan bir vaka olarak diaspora araştırma merkezleriyle karşı karşıyayız. Tabii bunlar çok daha fazla güçlendirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla yeni bir süreç içerisindeyiz. Çok geç kalınmış bir süreç içerisindeyiz. Ama yurt dışı özellikle Türk diasporası konusuyla ilgili gerçekten çok daha fazla çalışılması gerekiyor. Kendi başına bir gündem olarak önümüzde durup tartışılması gerekiyor. Bunu yaparken de diasporik fertlerin de sürece dahil edilmesi gerekiyor. Yoksa ötekileştirmeyi teorik tartışmalarla sürdürmenin ötesine geçemeyeceğiz diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Yeneroğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. Aslında 5 dakika bir zamanımız kaldı ama yine de sorunuz varsa sunum yapan arkadaşlara, herhangi birisine hemen kısaca birkaç tane soruyu peş peşe alalım. Buyurun. Zehra Hanım'a, Zehra Hanım'a, Almanya'nın birinci ve ikinci Türk, hani orada olan Türk generasyonda ihmal ettiği eğitim sistemi ve de eğitim siyasetini bugün Suriyeliler için uyguluyor, daha aktif bir şekilde uyguluyor. Yani bunu böyle düşünebilir miyiz? Yani Almanya'nın bir yerde bir yanlış bir siyaset önceden uyguladı ve şu anda daha hani onu göze alıp da daha iyi bir siyaset, eğitim siyaseti uyguladı Suriyeliler için diyorum. Bir de genel olarak tek bir soru sormak istiyorum. İsteyen cevap verebilir yani konuşmacılardan. Almanya'dan Türkiye'ye geri dönen Türkler olduğunu biliyoruz. Bunlarda benim annem babam da var. Ve Türkiye'de adapte olma sorunları çekiyorlar. Bununla alakalı bir araştırma var mı? Adapte. Adapte ve entegrasyon. Evet. Teşekkür ediyorum. Siz de bir soru soracaktınız. Hemen peş peşe alalım soruları. Teşekkür ediyorum. Ben Deniz Kocaeli Müftüsü. Kocaeli Müftüsü Yusuf Doğan. Soner Bey'in sunumunun içerisinde bir bölümle ilgili bir sorum olacak. Daha doğrusu bir kaygım. Kaygımı ifade etmek istiyorum. O bölüm anlaşılsın diye Türk-Alman ilişkilerinin oradaki vatandaşları kaygılandırdığı ve siyasetçilerin zannediyorum bulunduğu mekanlarda olmak istemedikleri, işte cami imamlarının orada yetiştirilmesiyle ilgili, efendim diğer mültecilerin tutum ve davranışlarından mahcubiyet duyduğu bu konular aslında bu sıralanan sebepler. Orada bizim toplumumuzun ciddi bir asimilasyona uğradığı sonucunu doğuruyor. Bunu abartı olarak görüyorum. Bir, ikincisi şayet bu
ciddi bir araştırmanın ürünü ise gerçekten bir facia diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bir soru daha vardı. Bir soruyu daha alalım madem. Öncelikle teşekkür ederim. Çok güzeldi bütün sunumlar. Ben vekilimize bir soru sormak istiyorum. Almanya'da 1,5 milyonu, yani Almanya'nın artık 1,5 milyonu azınlıktan saymadığını üzerinde konuştunuz. Soner Hocam'ın sunumundan da anladığım kadarıyla zaten o artık azınlıktan sayılmayan Türk vatandaşları bundan hoşnut durumdalar. Yani kendilerini gerçekten şu an yeni gelen azınlıklar karşısında daha yerleşmiş ve Alman vatandaşı olarak görüyor durumda. Bu konuda da siyasal retorik dışında sosyolojik çalışmalar yapılması gerektiğinden bahsettiniz. Bu noktada nasıl bir çalışma yapılabilir? Bu durumdan hoşnut olunduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi ben çok kısa bir, belki biraz yanlış anlaşılmayı düzeltmek istiyorum. Bakın, aslında Elif'in bu köksüzlük kavramını, daha doğrusu Delüz'deki bu köksüzlük halini düşünürseniz, aslında mesele sadece hoşnutsuzluk falan değil. Hayır, yeni ve başka, daha akışkan bir kimlik oluşuyor. Yani bunu anlamak lazım. Yani şey değil buradaki mesele, yani Türklükten kopuyorlar, hayır, gidecekleri başka bir şey de yok aslında. Yani bizatihi oradan da aslında ötekileştirdikleri için burada kalmak zorundalar. Yani ama ya başka bir kimlik ama o. O kimliği anlamak gerekiyor, o akışkanlığı anlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ama cevaplamak isteyen varsa bu soruları hemen şöyle kısaca, kim cevaplamak istiyor? Mesela Soner, birkaç şey, 2 dakika. Öncelikle şunu söylemem doğru olur. Tabii ki şimdi sizin yaptığınız bir mülakat, 11 kişiyle yaptığınız mülakat 3 milyonu temsil etmez hiçbir zaman. Ama şunu gösterir bize, hani hocamın da bahsettiği üzere bir zemin kayması yaşıyoruz. Yani bizim ilk 3 nesil dediğimiz, Türkiye ile ilişkilerinin daha samimi olduğu, yatırımlarını Türkiye'ye yönelik yapan grubun artık değiştiğini görüyoruz. Bu grup, vekilimin de bahsettiği gibi Türkçe'yi konuşamayan, Türkçe'yi zaten hiçbir şekilde okuyamayan ve bu sebeple de Almanca düşünmeye başlıyor. Ve bu grup ihtiyaçlarını Almanca üzerinden gidermeye çalışıyor. Bu da ilk 3 nesilde bizim ve bu sürekli 2. nesil dediğimiz taze kanın gelmesi. Yani 4. nesil, 5. nesil daha da sert olacak bundan. Artık bu zeminin kaydığını ve bu zemine dair yeni araştırmaları orada yapmamız gerektiğini bize gösteriyor. Burada mesele değil, zemin yok ama düzlem var. Evet, yani. Evet. Söyle, 2 dakika. Zaten Elif Hocam'ın da bu konuyla ilgili ekleyeceği bir şey var. Bu eski yanlış sistemi uyguluyor mu dediniz hani Almanya? Bence yani öyle diyebiliriz ama bu şöyle bir şey, bence her ülkeye gelen yeni göçmen yeni ötekiyi oluşturuyor ve bir şekilde o böyle bir sirkülasyon, yani bence bizim için de aynı şey geçerli. O bağlamda mesela yanılmıyorsam 2016'da Hamburg'da bir okulda Türk göçmen kökenli diyelim Suriyeli öğrencilerle Alman öğrenciler aynı anda aynı bahçede teneffüse çıkarılmıyorlardı mesela. Buna varacak kadar bir örneklerle karşılaşabiliyoruz. Bu bağlamda ben de sizinle aynı fikirdeyim yani. Hocamın ekleyeceği bir şey var. Ayrıca YTB'nin şöyle bir çalışmaya başladığını da biliyoruz. Hani web sitesinden de inceleyebilirsiniz. Özellikle diaspora kavramını kullanıyor. Göçmen demiyor. Ve Almanya'daki Türklerin, özellikle Suriyelilerin Türkiye'ye entegrasyonu konusunda çok büyük yardımları olabileceğini, orada yaşanan sorunların, yani Türk diasporasının Almanya'daki deneyiminin, orada sıkıntılar ya da doğru politikaların doğrudan Suriye'deki, Türkiye'deki Suriyelilere aktarılması ve onların bir şekilde diaspora okulları aracılığıyla bu bilince ulaşmaları için de karşılaştırmalı çalışmalara başlayacağı projeleri işaret ettiğini, yani web sitelerinde daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Yapısal asimilasyon sürecinin çok güçlü bir biçimde işlediğini, siyasal düzlemde hepsi reddeder. Fakat sonuçta bu konuyu hukukçularla, sosyologlarla görüp doğal olması gereken de bu olduğunu zaten düşünürler. Örneğin azınlıkların dillerinin korunması
noktasında ilgili ülkelerde koruyucu mekanizmalar yoktur. Tam tersi, Almanya'da, Hollanda'da hangi hukukçuya sorarsanız sorun, netice itibariyle sonradan göç eden azınlıkların asimilasyona tabi olduğunu herkes kabul eder zaten. Zaten hukuk sistemi de bunu öngörür. Çünkü ulus devlet etnik azınlıkları, yani güçlü etnik azınlıklarının varlığını her zaman kendi çoğunluk toplum homojen iddiasıyla çeliştiğini düşünür ve onu eritmeyi öngörür. Dolayısıyla etnik azınlıkların güçlenmeye çalıştığı veyahut da tehdit olarak algılandığı bir ortamda bu çatışmaların neticesi gün yüzüne çıkar. Yani kamusal alanda var olma iddianız yoksa bir problem yok. Görünür değilseniz bir problem yok. Ama görünür olmaya başladığınız zaman, örneğin İsviçre'de minare yasayla karşı karşıya kalırsınız. İşte mahkemede örneğin başörtüsü yasayla karşı karşıya kalırsınız. Normal şartlarda o ülkelerde bunlar olmaması gerekir. Yani hukuk düzenlerine de tamamen aykırı. Özgürlükçü liberal hukuk düzenlerinin tabii şöyle bir sıkıntısı var doğal olarak. Bir taraftan çoğunlukçu baskı, demokratik meşruiyet. Diğer taraftan da temel hakların korunması noktasında çok somut bir çatışma potansiyeli önünüzde duruyor. Bu çatışma potansiyeli aşırı sağ akımların güçlenmesiyle birlikte temel haklara baskı artıyor. Çoğunluk toplumda mekanizmalarda tabii çoğunluğu temsil ettiği için yürütme, yargı ve yasamada kararlar da o şekilde çıkıyor. Dolayısıyla yapısal asimilasyon bu şekilde önümüze çıkıyor. Buna da biz kurumsal ırkçılık diyoruz. Kurumsal ırkçılık kavramı tabii çok sert bir kavram. Genelde rahatsızlık duyuluyor. Ancak bunu bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Bir de yani burada azınlık, bu kavramlar çok da hukuken tanımlanmış kavramlar değil. Onun için hani kişinin kendisini yerli hissetmesi doğrusu çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Çünkü yerlilik ne demek? Alman olmak ne demek? Türk olmak ne demek? Hollandalı olmak ne demek? Bu ulusal kimlikler ne ifade ediyor? Özgürlükçü bir toplumda özellikle. Liberal toplum düzenlerinde bunlar ne ifade ediyor? Onun için tabii liberal toplum düzeni, ulus devleti zaten devamlı çatışma potansiyeli barındıran iki unsur. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Bir de hocamın ifade buyurduğu gibi hibrit kimlikler, melez kimlikler. Yani bunu o ülkelerde bunların kabullenilmesinin mücadelesini veriyor da Türkiye'de zaten bunları, yani yurt dışındaki Türk topluluğu ile ilgili işte Hollandalı Türk, Franco Türk, Alman Türk, bu kavramlar da Türkiye'de birçok kesimler için çok yeni kavramlar. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Evet, son olarak birkaç şey söyleyebilir miyim? Buyurun hocam, bir dakika. Buyurun. Birbirinden kıymetli sunumlarını yapan arkadaşlarımızın hepsini kutluyorum. Gerçekten çok istifadeye açık bir sunum oldu, oturum oldu. Soner'in tespitlerine, yani Müftü Bey'in de dikkat kesilmesinden anladığım kadarıyla ben aslında Almanya'da yaşayan Türk toplumunun din eğitimini Almanca istiyor olması aslında öteden beri Alman hükümetinin en önemli argümanlarından bir tanesi. Din eğitimi mi istiyorsunuz? DİTEP miydi? Diyanet İşleri Teşkilatımızın bu işe karışmasın. Biz bunu zaten Almanca olarak onlara veririz. Bunlar zaten Alman, Müslüman azınlık kapsamında değerlendirildiği zaman sorun çözülecektir. Aynı şey Batı Trakya'da yaşayan Türkler için de kullanılan bir kavramdır. Yani Batı Trakya'da Türk yoktur. Batı Trakya'da Müslüman azınlık vardır. Dolayısıyla kültür dil üzerinden taşınan bir şeydir. Eğer dil aşılabilirse asimilasyonun önünde artık hiçbir engel kalmaz. Yani bu açıdan yani bizim teksif olmamız gereken önemli noktadan bir tanesi muhafazakar, dindar, Müslüman, Türkiye kökenlilerin artık Almanya'da din eğitimini Almanca almak istiyor olduklarını iddia etmeleri çok başka bir merhaleye geçtiğimizi gösteriyor. Bunun üzerine biraz daha yoğunlaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Mustafa Hocam, şimdi aslında tartışmalar çok güzel gidiyordu. Ben aslında bir yarım saat, belki bir saat daha devam etmek isterdim. Gayet de güzel, çok verimli bir tartışma ortamı da oldu. Yalnız ben bir şeyi ekleyerek kapatayım oturumu. Sonra da katılım belgelerini sunacağım sayın katılımcılara. Şöyle bir şey yapmamamız lazım. Mesela Osmanlı'nın neden geri kaldığını düşünenler geriye dönük hep lahiyalar yazdılar ve lahiyalarda hep aynı şeyi dediler. Aslında işte tımar sistemi bozulduydu, işte eski sisteme tekrar geri dönmeliyiz, işte şöyle yapmalıyız falan, hepimizin bildiği hikaye.
Aslında bu göç konusunda da yani ensar kavramını nostaljik bir şekilde kullananlar üç aşağı beş yukarı aynı şeyi yapıyorlar. Yani işte biz ensardık, ensara yardım ediyoruz. Aslında tamam bir hafızamızda var. Ama şunu unutmamamız lazım. Modern bir kader içinde yaşıyoruz. Hatta postmodern bir toplumda yaşıyoruz. Yani aslında sadece göç edenler değil, bizatihi orada kalanlar da ciddi bir şekilde köksüzleşmiş durumda. O zaman bu köksüzlük üzerine yeni kavramlar üretmek zorundayız. Yeni anlayış biçimleri üretmek zorundayız. Yani dilin gerçekten ne olduğunu iyi anlamak zorundayız. Mesela dil gerçekten ne? Mesela bunu tartışmak zorundayız. Mesela İrlandalılar hepsi İngilizce konuşuyor ama İrlanda kimliğini kaybetmiyorlar. Bir de bunu da mesela göz ardı etmememiz lazım. Yani çok yeni kavramlarla düşünmeyi artık öğrenmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Burada da bu oturumu kapatıyorum inşallah ve katılımcılara da katılım belgelerini sunmak istiyorum. Evet, hepinize de katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.